işleyeceğiz. Bir de din eğitimi dersini özetle işleyeceğiz. Fakat özellikle hadis dersinde çok soru geldiği için çok önemli bir ders olması hasebiyle bazı konular çok zor ve anlaşılması güç. Bu yüzden zor olan yerlere değineceğiz Allah'ın izniyle. Biraz daha oturtacak bu hadis dersi. Bismillah diyelim, başlayalım hocalarım. Şimdi kıymetli arkadaşlar, Hazreti Peygamber hayattayken sahabenin bir sorunu olduğunda, bir sorusu olduğunda direkt gider sahabeler birinci kaynak olan Hazreti Peygamber'e sorusunu sorar ve Peygamber Efendimiz'e cevabını verirdi, değil mi? Yani bir problem olduğunda direkt gidip birinci kaynaktan alırlardı. Fakat Peygamber Efendimiz vefat edince sahabe hadisleri alırken bazı yöntemleri kullanmıştır. Mesela biri bir hadis rivayet ederken şahit istemişlerdir. Veya biri bir hadis rivayet ederken ona yemin ettirilmiştir. Veya hocalarım bu raviler hadisleri rivayet ederken bu ravileri incelemişlerdir. Örnek diyelim, bu ravi doğru söylüyor mu, söylemiyor mu? Yalan söylüyor mu, söylemiyor mu? Bu amaçla raviler incelemeye tabi tutulmuş. Ve tabii ki mesela ilk raviden duymaya da gayret ederlerdi. Bu ravi doğru söylüyor. Hani örnek diyelim, sahabe ikinci bir kişiden duyacağına direkt gider mesela Hazreti Peygamber'den duymuş olan sahabiden duyardı. Niye? Çünkü o ilk kişi, ilk ravi, ondan duymaya gayret ederlerdi. Ondan sonra hadisleri Kur'an'a ve diğer hadislerle karşılaştırırlardı. Kur'an'a arz ederlerdi. Diğer hadislerle karşılaştırarak onun doğruluğunu tespit ettirirlerdi. Daha sonra mesela hatalı rivayetler düzeltilirdi. Sahabeler de insan, sahabeler de hata yapabilirler. Hata yaptıklarında bu hataları düzeltilirdi. Daha sonra hadis rivayetlerini azaltmak. Bazı sahabeler mesela dört büyük halife çok hadis rivayet etmemiştir. Men kezebe aleyye müteammiden hadisinden dolayı çokça fazla hadis rivayet etmemişlerdir hocalarım. Tabiun döneminde ise tabiun hadis alırken kullandığı yöntemler şunlardır. Rihle yapmışlardır. Hocam rihle nedir? Rihle muhaddislerin, yani hadisçilerin yeni hadisler öğrenmek için uzak diyarlara yaptıkları ilim yolculuklarına denilir, değil mi? Örnek diyelim işte Bağdat'tan Hicaz'a ya da Küfe'den Medine'ye veya hac ve umre için gidilir. Fakat orada hadis de alınırdı. Buna hocam rihle diyoruz. Rihle daha çok tabiun döneminde yapılmıştır. Diğeri ise tabiunlar hadisleri sahabeden alırlardı. Onlardan almaya gayret ederlerdi. Bir başka tabiinden değil de direkt gider mesela sahabeden alırlardı. Hadisleri yazarak kaydetme metodunu kullanmışlardır. İsnadın yaygınlığı kazanması, mesela bir isnad ne kadar yaygınsa o kadar muteber sayılırdı. Bir de hocalarım şuna dikkat ediyoruz. Bakın, tabiun döneminde şahit isteme ve yemin ettirme yoktu. Bu ikisi sadece sahabe dönemindedir. Soruda bunlar geldiği takdirde bunu karıştırmayın, bunu ayırt edin. Hocam geldik Hazreti Peygamber'in görevlerine. Hazreti Peygamber'in birinci görevi hocam tebliğ. Tebliğ nedir? Ulaştırmak, değil mi? Örnek diyelim, Allah'tan aldığı emri insanlara ulaştırmasına tebliğ diyoruz. Mesela namaz kılın, zekat verin ayetini Hazreti Peygamber insanlara ulaştırmıştır, değil mi? Fakat bazı ayetler vardır ki bu ayetlerin açıklanması gerekir. Bu ayetler müphemdir. Peygamber Efendimizin bu ayetleri açıklamasına ise tebyin denir hocam. Beyandan hatırlayın. Beyan, tebyin, yani beyan etmek, açıklamak manasında kullanılmıştır tebyin. Teşri ise hüküm koymaktır. Şöyle bir örnek verelim hocalarım. Bildiğiniz gibi hani Kur'an-ı Kerim'de haram olan, yasak olan bazı şeyler var, değil mi? Mesela kan,
domuz eti, leş veya Allah'tan başkası adına kesilenler direkt ayet-i kerimede geçiyor değil mi? Fakat mesela ehli merkebin etinin yenilmemesi Kur'an'da geçmez. Bunu bizzat Peygamber Efendimiz ortaya koymuş ve hüküm koymuştur. İşte buna hocalarım bu hüküm koymaya teşrii diyoruz. Veya mesela beş vakit namazın zamanını Hazreti Peygamber tayin etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Efendimiz tayin ettiği için bu zamanı hüküm verdiği için buna teşrii diyoruz. Tebşir ise hocam tebşir müjdelemek demektir. Büşra'dan hatırlayın. Allah'ın emir ve yasaklarına uyanları iyi bir sonucun yani cennetin beklediğini haber vermek, müjdelemek manasında tebşir diyoruz. Tenzir ise tebşirin zıttıdır hocam. Uyarmak yani Allah'ın emir ve yasaklarına uymayanları uyarmak, tehlikeden yani cehenneme karşı insanları uyarmaya tenzir denilir. Temsil ise misalden hatırlayın, örnek olmaktan hatırlayın hocalarım. Temsil, vahyin mesela doğru şekilde anlaşılması ve yaşanması için peygamberin bizzat örnek olması gerekmiyor mu? Hatırlıyorsanız mesela Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Peygamber nasıl yaşardı sorusuna o yeryüzünde yürüyen bir Kur'an gibi yaşardı. Onun ahlakı Kur'an idi bir başka hadiste. Yani Efendimiz bir örnek abidesi, bir temsil abidesiydi. Buna da temsil diyoruz. Tezkiye ise kötülüklerden arındırmaktır. Hazreti Peygamber'in şirke ve küfre bulanmış insanları tevhide yani imana davet etmesi, onların temizlemesi amacıyla yapılmış bir görevdir. Buna da tezkiye diyoruz. Hocam ben Enes Kazanç. Kendimi tanıtmayı unuttum. Hocamız sordu. Uzmanlık olarak şeyler paylaşıyoruz, ders anlatıyoruz. Hocam şurası çok önemli. Lütfen buraya çok dikkat edin. Allah'ın izniyle şu kodlamalarla burası oturur. Burayla ilgili hemen hemen her sınavda bir soru, bazen iki soru gelebiliyor. Ama muhakkak bir tane geliyor hocalarım. Lütfen dikkat edin. Bu yöntemlere tahammülül hadis denilir. Hadislerin nasıl alınıp nasıl verildiği ile ilgili yöntemlerdir. Bu başlığı da unutmayın. Bu başlığa tahammülül hadis denir. Bazen kavram olarak da sorulabiliyor. Hocam öncelikle sema ile başlayalım. Şöyle yakınlaştıralım. Hocam sema talebenin hadisi hocasından işitmesidir. Bakın burada talebe hadisi işitiyor, hoca değil. Talebe eğer hadisi işitirse hocasından işitmekten hatırlayın. Sema, semi'a işitmek zaten. Arapça köküne inin muhakkak kelimelerin. Semi'a kelimesini gördüğünüzde işitmek aklınıza gelsin. Talebe eğer hadisi işitirse bu sema yöntemi olur. Fakat hoca hadisi yazarsa veya öğrencisine yazdırırsa bu da mükatebe olur. Ketebe kökünden hatırlayın. Ketebe yazdı demektir değil mi? İşte eğer yazmaktan, yazdırılmaktan bahsederse mükatebedir. Tabi birazdan ona benzer olanlarla karşılaştırırız. Daha oturur. Lütfen ama kelimelerin köklerine inmeniz gerekiyor. Kıraat ise hocalarım, kıraat okumak demektir bildiğiniz gibi. Talebenin hadisleri hocasını okuması. Bakın burada da talebe okuyor, hoca değil. Talebe hadisleri hocasını okursa buna kıraat denir. Buna hocam arz da denilir. Bazı yerlerde arzul kıraat da denilir. Yani kıraatin arz edilmesi. Münavele ise hocam münavele hocanın hadis kitabını öğrencisinin rivayet etmesi için elden vermesi. Hocam genelde şöyle bir kodlama yapılır. Elden ele değil mi? Hoca kitabını öğrencisine elinden veriyor. Yani elden ele münavele. Bunu hatırlayın. Ancak inba ile karıştırılmaması gerekiyor. Birazdan ona da değinelim. İcazet ise öğrencinin hadis rivayet etmesine hocanın izin vermesidir. Yani öğrenci artık belli bir donanıma geldi, icazet aldı hocasından ve
artık hadisleri aktarabilir. Buna icazet diyoruz. Hocam imba, lütfen imbaya dikkat edin. Özleme bunu sordu, yine sorabilir. Çünkü karışıyor bu üçü. Bakın, imbada hadislerin yazılı olduğu metinleri hocanın talebe elden vermesi ve kendisinden rivayette bulunmasına izin vermesi. Yani hem elden vermek var, hem de izin var hocam. İkisi varsa inba olur. Eğer sadece elden vermek varsa münavele olur. Elden ele münavele. Ancak sadece izin varsa icazet. Eğer ikisi olursa, yani hem elden ele olursa hem de izin olursa, o zaman cevabımız inba olur. İmba aslında bir icazet yöntemidir, bir icazet metodudur. İkisini sormaz ama yine de bu ayrımı bilmemiz gerekiyor. İkisi olursa inba olur. Yani hadisin icazet yoluyla rivayet edildiğini gösterir. Yani şöyle örnek diyelim, soruda elden vermeyi gördüğünüz direkt yapıştırmayın münaveleyi. Çünkü devamını okumanız gerekiyor. İzin verdiği eğer ifade edilirse bu cevap inba olur. Bir sonraki hocam vasiyet. Bakın hocalarım. Hocam ölmeden önce veya seyahate çıkmadan önce talebesine hadis kitabını rivayet etmesi için vasiyet etmesidir. Bakın, eğer vasiyet varsa, mesela bak değerli öğrencim, ben ölüyorum veya ben seyahate çıkacağım. Bu hadis kitabı sende kalsın. Sana vasiyetimdir şeklinde bir ifade olursa bu vasiyettir hocalarım, unutmayın. Yani şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Altı çizili iki önemli yer. Ölmeden önce ve veya seyahate çıkmadan önce. Şu iki kelimeyi gördüğünüz takdirde vasiyet olarak işaretleyebilirsiniz. Sema, hadisin öğrencinin işitmesidir. Semya'dan hatırlayın, işitmektir. Mükatebe, yazmaktır. Ketebeden hatırlayın, ketebe yazdı demektir. Kıraat okumaktır. Talebenin okumasıdır. Buna arz veya arzül kıraat da denilir. Münavele, elden ele hocanın hadis kitabını öğrencisine vermesine münavele denilir. İcazet ise öğrencinin hadis rivayet etmesine hocanın izin vermesidir. Fakat eğer hem elden verilirse hem de icazet verilirse o zaman inba olur. Hoca ölmeden önce veya seyahate çıkmadan önce talebesine hadis kitabını rivayet etmesi için vasiyet ederse buna da vasiyet denilir. Hocam vicade ise vecede kökünden hatırlayın. Vecede buldu manasına gelir. Bir kimsenin, bir kişinin hadis kitabını bulması, ele geçirmesi. Bu kişiye ise hocam vacip denilir, vacip. Fakat hocam bu kişi hadisleri rivayet ederken haddesena, ahberana gibi tabirler kullanamaz. Yani ben bundan duydum şeklinde tabirler kullanamaz. Bunun yerine hocam vecettu, buradan buldum şeklinde rivayet etmesi gerekir. Bu kişiye vacip denilir. Kişinin hadis kitabını bulması, ele geçirmesine ise vicade denilir. Hocam ilam ise, hoca hadis kitabını rivayet için herhangi bir açıklama yapmaz. Yani hocanın bir hadis kitabı var. Hoca herhangi bir açıklama yapmıyor. Sadece öğrenciye gösteriyor ve bunları da sema yoluyla aldığını ifade ediyor. Hoca herhangi bir şey söylemiyor, izin vermiyor, başka bir şey yapmıyor. Sadece diyor ki ben bunları sema yoluyla aldım diyor. Öğrenciye gösteriyor. Buna ilam denilir. İlam. Hocam imla ise hoca hadisi okur. Bakın hoca okuyor burada. Talebe ise yazar. Hoca okur, talebe yazar. Hocam mümli, hadisi yazdıran hocaya denilir. Buna mümli denilir. Müstemli ise imla yoluyla hadis rivayet etmeye denir. Bakın hocam, imlayı şeyle karıştırmayın, mükatebeyle.
İmlada hoca hadisi okur, talebe yazar. Mükatebede ise hoca hadisi yazdırır veya öğrenciye yazdırır. O okumaz yani. Bu ayrımı da lütfen dikkat edin. Mükatebede hoca hadisi okumaz. Yazdırır şekilde ya da öğrenci yazar. Ama burada imlada hoca hadisi okur. Öğrenci ise yazar. Kesin bir ayrım vardır burada. Ve hadis alimlerinin hocam uygun gördükleri metotlar iki tanedir. Bunlar da önemli. Bunlardan birincisi sema, diğeri ise kıraattir. Fakat hadis alimlerinin geçerli görmediği metotlar ise ilam, vasiyet, vicadidir hocam. Bu üçü ise muteber görülmez. İlk başlarda kullanılmıştır ama son zamanlarda hocam artık bunlar kullanılmamaya başlandı. Fakat en uygun metotlar sema ve kıraattir. Hocam imla, bu arada imla semanın içindedir, unutmayın. İmla semanın içinde olup en güvenilir metottur. Yani bu ayrı bir başlık değil. Sadece şu ilamla karışmaması için buraya aldım. İmla semanın içinde olan bir metottur ve en güvenilir metottur. Yani sema, imla aynı şey. Fakat tanım olarak ayrı. Aynen hocam, ilan etmek gibi. Şöyle mesajlara da bakayım. Evet hocam, ders kaydedilecek. Hocam hadis dersinden sonra inşallah bin eğitimde değişeriz. Siyeri de cuma günü işleriz inşallah. Hocam bakın, şurası çok önemli. ÖSYM, bakın geçen 2022 MBSTS sınavında yine sordu bu sayfadan bir soruyu. Lütfen çok dikkat edin. Bu karışan bir konu. Fakat şu hazırladığım görsellerle bu konu oturur Allah'ın izniyle. Bakın hocalarım. Şimdi hadisler nasıl teşekkül etti? Birincisi hocam, hadisler bildiğiniz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri aktarır. Sahabeler de ne yapardı? Duyarlardı değil mi? İşitirlerdi. İşittikten sonra bunu ezberlerdi. Yani Kur'an'ı ezberledikleri gibi hadisi de ezberlemişlerdir bazı kişiler. Hatta bazıları da yazmıştır. Hocam sahabeler hadisleri ezberlemişlerdir. Daha sonra tespit, kitabet dönemi vardır. Bu dönemde hocam, bu dönem aslında bu tespit döneminde hem sözlü şifahi metot vardır hem de değişik yazı malzemeleri üzerine hadisler yazılmıştır. Sonra hocam tedvin gelecektir. Tamamen artık yazıya geçirilecek. Tasnif ise hocam gruplandırma yapılacaktır. Hocam bu dördüne mütekaddimun dönemi denilir. Fakat tehzib-ü sünne ise sünne, hadisin şerh ve yorumudur. Günümüz mesela şerh ve yorumu, buna da müteahhirun dönemi denilir. Fakat önemli olan şu üç dönemdir. Şimdi şöyle yakınlaştıralım. Hocam tespit dönemi, bakın Hazreti Peygamber ve sahabe dönemidir. Hadis burada sözlü olarak söyleniyor. Yani Peygamber Efendimiz hadisi söyler, sahabeler de duyar. Sahabelerin duymasına şifahi metot denilir. Şifahi metot, bu kavrama da dikkat edin. Fakat bazı sahabeler demişlerdir ki, ya tamam biz duyuyoruz ama ben unutmamak için bazı önemli yerlere, bazı önemli bilgileri yazmak istiyorum. Mesela bir deriye yazmak istiyorum, bir parşömen kağıdına yazmak istiyorum, bir hurma dalına yazmak istiyorum, bir kemiğe yazmak istiyorum gibi çeşitli değişik yazım malzemeleri üzerine hadisleri yazmışlardır. Fakat bu bir düzenli bir şekilde yazılmamıştır. Mesela hocam, örnek diyelim sahabenin biri şakadan da olsa yalan söylemeyin hadisini bir deriye yazmıştır. Şöyle deriye kaymış bu. Deriye yazmıştır. Bir başka sahabi, işte kim benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın. Bu hadisi bir parşömen kağıdın üzerine yazmıştır. Bir başka sahabe, ameller niyetlere göredir hadisini bir küre kemiği üzerine yazmıştır. Gibi gibi. Bakın, değişik yazım malzemeleri üzerine yazılmış derse, bu dönem tespit dönemidir hocalarım. Buna muhakkak değinmesi gerekiyor. Yani değinir ÖSYM. Şu mavi olarak yazdığım şeye çok dikkat edin. ÖSYM bu cümleye değinmek zorundadır.
Yani değişik yazı malzemeleri üzerine hadisler yazılmış derse tespit dönemidir. Unutmayın. Şu cümleyi asla unutmayın. Yani şu cümle benzer bir cümle de gelebilir. Hani eş anlamlı kelime olarak değiştiriyor olabilir ama hani farklı mesela değişik değil de farklı yazı malzemenin üzerine diyebilir. Ya değişik yazı malzemenin üzerine diyebilir. Yani şu cümle çok önemli. Buna muhakkak ama değinir. Daha sonra hocalarım geldik tedvin dönemine. Hoca, tedvin dönemi tabiun dönemidir. Değişik yazı malzemeleri üzerine yazılan hadisler toplanmıştır. Fakat herhangi bir gruplandırma, herhangi bir sınıflandırılma yapılmamıştır ve kitaplara, divanlara yazılmıştır. Bakın hocam, burada kaç tane kitap var? Bir, iki, üç, dört tane turuncu kitap var değil mi? Şimdi ben buradaki hadisleri, bakın tespit dönemindeki değişik yazı malzemeleri üzerindeki hadisleri bu kitapların içerisine alsam. Fakat örnek diyelim ben bu kitapları herhangi bir sınıflandırma yapmasam. Örnek diyelim şöyle birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap, dördüncü kitap veya işte kırmızı kitap, yeşil kitap, mavi kitap. Şöyle bir sınıflandırma yapmasam veya içine hani günümüz tabiriyle indeks içerik koymasam ameller niyetlere göredir hadisini bulmam için ne kadar uğraşmam gerekir değil mi? Belki saatlerimi alacaktır o hadisi bulmam için. Çünkü kitabın üzerinde herhangi bir işaret yok. Herhangi bir sınıflandırma yok. Bu yüzden çok zorlanılmış tedvin döneminde. Ama bunun amacı ne? Bunun amacı hadisleri koruma altına almak. Çünkü bakın buradaki hadisler kemiğin üzerine yazılmış. Zamanla bu kemik hani daha da çürüyecek ve daha da kötü olacak ve bu hadis okunamayacak bir duruma gelecek değil mi? Hadisler zarar görecek. Bu yüzden hadisler koruma altına alınmış. Aynı şekilde deri üzerinde. Amaç koruma altına almak. Şimdi devlet eliyle bu tedvin faaliyetini kim başlatmıştır? Tabii ki Emevi halifesi olan Ömer bin Abdülaziz'in emriyle bu tedvin hadislerin yazıya geçirilmesi başlanmıştır. Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz'in emriyle tedvin faaliyetleri resmileştirilmiştir. Fakat bu komisyonun başkanı kim? İlk tedvin yapan kim? İbn-i Şihab Ez-Zühri'dir. Bu da çok önemli. İlk tedvin çalışmasını yapan kişi İbn-i Şihab Ez-Zühri'dir. Şimdi hocalarım dedik ya burada bir hadisi bulmak için çok uğraşmam gerekiyor. Çünkü bir sınıflandırma yok. Ben zorlandım. Tedvin döneminde çok zorlandım. Bu sefer tedvin döneminde çok zorlanınca, çok zorluk çekilince tasnif dönemine geldik. Bakın bu tasnif dönemi tebi-i tabiün dönemidir. Hadisler mesela hocam bakın birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap, dördüncü kitap. Şimdi böyle bir kategoriye ayırabilir miyim? Evet yani sınıflandırabilirim değil mi? Veya şöyle de yapabilirim. İşte yeşil kitap, mavi kitap, turuncu kitap, kırmızı kitap. Yine bir sınıflandırma yaptım mı? Yaptım. Veya şöyle de yapılabilir. İşte yeşil kitaptaki hadisler iman ile ilgili hadisleri alıyorum. Mavi kitaptaki hadisler ibadet ile ilgili hadisleri alıyorum. Turuncu kitaptaki hadisler muamelat ile ilgili hadisler olsun. Kırmızı kitaptaki hadisler ise ukubat ile ilgili hadisler olsun. Şimdi ibadet ile ilgili bir hadis olduğunda ben hangi şeye bakacağım? Tabii ki maviye, değil mi? Çünkü ben mavi kitabı almıştım ibadet ile ilgili hadisleri. Sınıflandırma oldu mu? Oldu. Gruplandırma var mı? Var mı? Hadislerin kaynağına daha hızlı ulaşır mıyım? Ulaşırım. İşte bu dönem tasnif dönemidir hocam. Konularına ayrılmıştır. Sınıflandırılma yapılmıştır. Temel hadis kaynakları bu dönemde oluşmuştur. Şimdi bakın hocalarım. Tespit dönemi derse değişik yazı malzemeleri üzerindeki hadisler muhakkak der. Buna değinir. Tedvin dönemi derse gruplandırma, sınıflandırma muhakkak değinir. Burada gruplandırma, sınıflandırma yok yani. Kitaplara, divanlara yazılmıştır. Fakat eğer işte bir gruplandırmadan, bir sınıflandırmadan bahsederse bu tasnif dönemidir. Lütfen unutmayın. Ama şöyle bir soru da sorabilir. İşte tedvin faaliyetlerini kim resmileştirmiştir? Ömer bin Abdülaziz.
Veya ilk tedvin çalışmasını kim yapmıştır? İbn-i Şihab Ez-Zühri. Bunlar da ek bilgi. Ancak şu mavilere dikkat edin. Eğer mavileri anladığınız takdirde bu soruyu kaçırmazsınız. Değişik yazım malzemeleri üzerinden bahsederse tespit. Gruplandırma ve sınıflandırma olmadan, yani sınıflandırma ve gruplandırmadan bahsetmezse ama hadisler kitaplara alınmış, yazılmış derse, divanlara yazılmış derse tedvin yazılmış. Fakat gruplandırma var, sınıflandırma var derse o zaman da tasnif olur. İnşallah anlaşılmıştır bu konu hocalarım. Şimdi geldik. Tamamdır hocalarım. Kayıttan da tekrardan dinleyebilirsiniz. Hocam bu mavi cümlelere lütfen dikkat edin. Bunları dikkat ettiğiniz takdirde soru kaçırmazsınız Allah'ın izniyle. Tamamdır hocalarım. Şimdi geldik. Asıl önemli mesele. Hocam burada çok soru geliyor. Karışıyor da. Bunu özellikle zayıf hadisler üzerinde duracağım. Çünkü çok karışıyor. Şu ravi sayılarına göre hadisler üzerinde duracağım. Çok karışıyor. Hocam kaynağına, şimdi hadis türleri üçe ayrılır. Kaynağına göre, ravilerin sayısına göre, sıhhat derecelerine göre. Eğer kaynağına göre derse kutsi, merfu, mevkuf, maktu. Hani bunu bir başlık halinde sorabilir mi? Sorabilir. %10, %21 ihtimal. Biraz yani kolay bir soru olur ama yine de dikkat edin. Sorulacağını zannetmiyorum. Fakat detay yani tanım sorulabilir. Kutsi hadis, merfu hadis, mevkuf hadis, maktu hadis. Fakat ben şunların üzerinde durmak istiyorum özellikle. Şunların üzerinde durmak istiyorum. Şimdi kısaca değinelim hocalarım. Şimdi ne işleyeceğiz hocalarım? Ravi sayısına göre hadisleri işleyeceğiz. Şimdi ravi sayısı şunları yani. Şunları işleyeceğiz. Mütevatir, ahad, meşhur, aziz, garip. Hocam genel olarak okuyoruz ama sorularda da görüyoruz ama aslında tam konu anlaşılmıyor. Bugün Allah'ın izniyle bu konu anlaşılacak. Lütfen dinleyiniz. Hocam şimdi konuya geçmeden önce bir şöyle genel bilgiler edinelim. Eğer bakın şu Hazreti Peygamber olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz hadisi söyleyecek. Bunlar da hadisi rivayet edecek. Bunlar sahabe, bunlar tabiun, bunlar tebe-i tabiun, bunlar da ravi. Hocam şuradaki sahabelere tabaka denilir. Yani sahabe tabakası. Örnek diyelim Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunlar sahabe tabakası değil mi? Bunlar hocam Hazreti Peygamber'den hadisi almış. Hazreti Peygamber bir mecliste ameller niyetlere göredir. Hadisini söylemiş. Hazreti Ebubekir duymuş, Ömer duymuş, Osman duymuş, Ali duymuş. Bunlar da hocam tabiuna aktarmışlar. Mesela tabiun Hazreti Ebubekir Katade'ye aktarmış. Hazreti Osman, Hazreti Ömer bir başkasına, Hazreti Osman bir başkasına, Hazreti Ali de bir başkasına. Yani şöyle aşağı doğru gidecek. Bu da tabiun tabakasıdır. Tabiunlar da tebe-i tabiuna aktarmıştır. Burada tebe-i tabiun tabakasıdır. Tebe-i tabiun da başka ravilere aktarmıştır. Mesela işte Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud gibi kişilere aktarmışlardır. Bunlara da ravi tabakası denilir. Hocam eğer soldan sağa veya sağdan sola da olursa tabaka olur. Ancak eğer aşağıdan yukarıya olursa kanal olur. Bakın bu birinci kanal. Bu ikinci kanal, şu üçüncü kanal, bu da dördüncü kanal. Yani Peygamber hadisi söyledi, bu kişiler bunları aktardı, bu kişiler bunları aktardı, bu kişi de bunları aktardı, bu kişi de bunlara. Bunlar da kanal olur. Şöyle tabaka olur, şu aşağı doğru da kanal olur. Şimdi konuya girelim. Hocam ravi sayısına göre hadis çeşitleri ikidir. Mütevatir hadis ve ahad hadistir. Sayı dikkat edin. Ahad hadisin içinde 3 hadis vardır. Garip, aziz, meşhur. Bunlar da sayıyla ilgilidir. Şimdi mütevatire gelelim hocam. Şimdi mütevatir hadis sahabeden itibaren, hocam bakın sahabeden itibaren yani sahabe de dahil her devirde yalan üzerinde birleşmeleri aklen tasavvur olunamayan topluluklar tarafından rivayet edilen hadistir. Şimdi
Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali kaç oldu? 4 değil mi? Tabiundan 1, 2, 3, 4. 4 mü? 4. 1, 2, 3, 4 mü? 4. 1, 2, 3, 4 mü? 4. Her tabakada 4 kişi var mı? Var. Şimdi bu kişiler hocam, mesela örnek diyelim. En az tabii 4 grup olacak. En az bu mesela 5 de olabilir. Örneklerin hani birinci kanal dedik ya, ikinci kanal dedik ya. Bu 5 de olabilir, 6 da olabilir, 10 da olabilir, 30 da olabilir. Fakat önerilen en düşük topluluk sayısı 4'tür hocalarım. Yani en az 4, bir tabakada 4 kişi olması gerekiyor. Bu 5 de olabilir, 10 da olabilir. Ancak 3 olmaz. Eğer 3 olursa meşhur olacaktır. Hocam mütevatin hadisin özelliklerine baktığımızda bir hadisin mütevatir olabilmesi için önerilen en düşük topluluk sayısı 4'tür. Olayı ve haberi ilk nakledenlerin görmüş ve duymuş olması gerekir. Hazreti Ebubekir bu hadisi alırken duymuş ve görmüş olması gerekir. Hazreti Ömer, Osman, Ali hepsi öyle. Yani bir müşahade olması gerekir. Bir işitme olması gerekir. Bu şarttır yani. Şimdi ravilerin sayısını herhangi bir nesilde azalma olmamalı. En az 4 kişi. Bu 5 olabilir. Mesela bakın burada 4, burada 5 olabilir, burada 6 olabilir. Ama azalma olmamalı. Artma olur, azalma olmaz. Daha sonra reddedilmesi mümkün olmayan zorunlu bir bilgi olacak bu da. Şimdi hocam mütevatir hadis ikiye ayırır. Bir lafzi hadisi aynı lafızlarla rivayet etmek. Mesela ameller niyetlere göredir. Hadisini Hazreti Ebu Bekir de aynı aktarmış. Hazreti Ömer de, Osman da, Ali de. Şuradaki kişiler de aynı şekilde hadisi almışlar ve aktarmış hadis. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Fakat manevi mütevatir hadiste hadisin lafızları farklı. Manası aynı. Yani lafız farklı. Biri Allah'ın eli derken diğeri Allah'ın kudreti şeklinde hadisi aktarmıştır. Yani manayla rivayettir. Şimdi burayı istediğimizde burası daha iyi anlaşılacaktır. Tabii en son bir örnekle bunu taçlandıracağız. Daha iyi anlaşılacak. Buraya yine geri döneceğiz. Hocam ahad hadis mütevatir derecesine ulaşmamış hadistir. Bakın biz burada kaç dedik? 4 dedik değil mi? Şimdi eğer burada 4 olsaydı meşhur olmaz. Mütevatir olurdu. Yani 4 olurdu. Eğer bir kanal olursa bir tabaka olursa bu garip olur. Eğer 2 olursa aziz olur. Eğer 3 olursa meşhur olur. Fakat 4 olduğu takdirde bu mütevatir olur hocam. Şimdi garip senedinin herhangi bir yerinde ravi sayısı 1'e düşen. Hocam bakın bir kişi mi? Bir. Bir kişi mi? Bir. Bir kişi mi? Bir. Sahabe Hazreti Peygamber hadisi söylemiş. Hazreti Ebu Bekir hadisi almış değil mi? Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir hadisi tabiuna aktarmış. Tabiun da hadisi tebe-i tabiuna aktarmış. Ne oldu? Her tabakada bir kişi değil mi? Bir kişi gariptir hocam. Ravi sayısı 1'e düşmüştür. Garip 1. Unutmayınız. Fakat Aziz'i şöyle kodlayabilirsiniz. Hocam iki tane Z var değil mi? İki tane Z var Aziz. Aziz'i iki tane Z varsa o zaman demek ki her tabakada en az iki ravi sayısı 2 olan hadislerdir. Yani senedinin ravi sayısı başından sonuna kadar her tabakada en az 2 olan hadislerdir. Örnek diyelim bakın 1, 2, 2, 1, 2, sahabeden 2, tabiundan 2, tebe-i tabiundan 2 değil mi? Bu da aziz olur. Fakat 3 olursa, sahabeden 3 olursa, tabiundan 3 olursa, tebe-i tabiundan 3 olursa o zaman da meşhur olur. Şimdi şu örneği yapalım. Çok daha iyi oturacak konu hocam. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe tam anlamıyla iman etmiş olmaz. Buhari'de geçen bir hadistir. Hocam şimdi bu hadisi önce şu morları işleyelim. Sahabeden bu hadisi Hazreti Peygamber'den Enes bin Malik almıştır. Tamam mı? Sahabeden Enes bin Malik hadisi aktarmış. Sahabe bir. Enes bin Malik'ten de tabiundan olan Katade almış. Bakın tabiundan Katade Enes bin Malik'ten almış. Katade'den de tebi tabiundan olan Şube bin Haccac rivayet etmiştir. Bakın hocalarım şöyle
yakınlaştıralım. Hangi hadistir? Bu gariptir. Neden? Hazreti Peygamber bu hadisi söyledi. Enes bin Malik Hazreti Peygamber'den duydu, gördü veya gördü, aktardı. Kime? Katade'ye aktardı. Sahabe tabiun, tebe-i tabiun. Katade de şube aktardı. Ne oldu? Enes bin Malik sahabedendir. Katade tabiundandır. Şube de tebe-i tabiundandır. Her tabakada bir kişi var mı? Var. O zaman gariptir. Yani tek kaldım, garip kaldım şeklinde kodlayabilirsiniz. Fakat ancak eğer sahabeden Enes bin Malik ve Ebu Hureyre rivayet ederse, bakın Hazreti Peygamber hadisi şerifi söyledi. Hazreti Peygamber'den de Enes bin Malik ve Ebu Hureyre aldı. Sahabeden iki kişi. Enes bin Malik'ten de iki kişi almış. Mesela şöyle de olabilir. Şu Enes bin Malik iki kişi aktarmıştır. Enes bin Malik'ten de tabiun tabakasından Katade ve Abdülaziz almıştır. Yani şu ikisi almıştır. Kaç kişi? İki kişi. Sayı azaldı mı? Hayır. Katade'den de Tebe-i Tabiun'dan Şube bin Haccac ve Sait almıştır. Şu Şube olsun, şu da Sait olsun. Yani sahabeden iki kişi, Tabiun'dan iki kişi, Tebe-i Tabiun'dan iki kişi. Dolayısıyla her tabakada iki kişi olması hasebiyle ne oldu? Hadis aziz oldu. Eğer sahabeden üç kişi olursa, mesela Enes bin Malik, Ebu Hureyre ve bunun yanına bir başka, mesela Abdullah bin Mesud olursa, üç kişi aktarmış, meşhur olur. Aynı şekilde tabiundan da üç kişi olursa, tebe-i tabiundan üç kişi olursa, hadis meşhur olur hocam. Artık meşhur oldu. Üç kişi varsa meşhur, iki kişi varsa aziz, bir kişi varsa garip. Aynen, inşallah hocam anlaşılmıştır. Aziz hadiste tabiin bir kişi olursa, sahabe iki kişi olursa yine aziz olur. Yine aziz ne olur? Aziz hadiste tabiin bir kişi. Hocam şöyle bakın. Hocamız şunu sordu galiba. Aziz hadiste, şu aziz hadiste bir kişi olursa, örnek diyelim Hazreti Peygamber hadisi Hazreti Ebubekir ve Ömer'e aktardı. Fakat bu iki sahabe sadece buna aktardı. Bu düştü. Daha sonra bu yine iki oldu. Bu sefer hadis aziz olmaktan çıkar. Ne olur? Garip olur hocalarım. Garip olur. Hocam eğer bir kişi düşerse garip olur. Neden? Çünkü dedi ki her tabakada iki kişi olmak gerekiyor. En az. Ama artabilir. Örnek diyelim burada iki. Sahabeden iki. Tabiundan üç oldu. Ondan sonra tebe-i tabi yine iki oldu. Bu azizdir. Niye? Çünkü her tabakada iki ravi var mı? Var. Yani fazla olabilir ama az olamaz. Ama örnek diyelim şunu da düşünmek gerekiyor. Bu iki iken üç oldu. Bu da iki iken üç oldu. Bu da iki iken üç olursa o zaman meşhur olur zaten. Yani her tabakada üç kişi varsa meşhur olur. Fakat şöyle diyelim, şu meşhur üzerinde konuşalım. Sahabeden üç kişi var değil mi? Sahabe bunları aktardı. Buradan da tebe-i tabiinden biri düştü. Bu sefer hadis aziz olur. Çünkü sahabe tabakasından üç kişi vardı. Tabiun tabakasından üç kişi vardı. Ancak tebe-i tabiinden iki kişi oldu. Bu sefer ne oldu? Aziz oldu. Yani şey takılmayın, buradaki kişilere takılmayın. Önemli olan tabakada en az kaç kişi oldu? Aynen hocam, görseller güzel. Ben de çok beğeniyorum. Tabii çok emek vererek hazırladık bunları. Hocam bu anlaşıldı mı? Şey konusu, sayılarına göre hadis konusu. Hocam mütevatiri de şöyle bakın. Mütevatir de aynı şekilde 4 olacak. Eğer 4 olursa bu mütevatir olur. Fakat burada yalan üzeri birleşmeleri aklen mümkün olmayan topluluklar olması gerekiyor. Bu kişilerin görmüş ve duymuş olması gerekiyor. İlk rivayet edenlerin herhangi bir nesilde azalma olmamalı. Senette de muttasıl olmalı. Yani sen muttasıl derken hiçbir ravi kesintiye uğramamalı. Hiçbir ravi düşmemeli arada. Yani bir zincirleme olması gerekiyor.
Bunların da şartlarını bilmek gerekiyor. Fakat hocam bazı kaynaklarda mesela şu en düşük topluluk sayısı 4 olarak genelde geçiyor. 4 olarak bilin. Bazı 5 geçiyor. Bazıları 3 diyor ama 3 değildir. 3 olursa meşhur olur. Biraz ihtilaflı bir konu ama şu mütevatir hadisin sayısı konusunda. Yani genel olarak 4 kabul edilir. 1 olursa garip, 2 olursa aziz, 3 olursa meşhur, 4 olursa, 4'ten fazla olursa mütevatir olur. Garibi şöyle koduyoruz. Bir kişi garip kaldım. Bir. Azizde 2 tane z görüyoruz. 2 tane z varsa aziz olur. Her tabakada en az 2 ravisi olan. Meşhur ise hocam 3. Artık meşhur oldu. Cümlemizden hocalarım. Şu an hadisi işleyelim hocam. Sonra din eğitimini işleriz. Hocam geldik her sınavda, hemen hemen her sınavda bir, iki, bazen üç soru gelebilen zayıf hadisler. Maalesef zayıf hadisler çok karışıyor ve soruluyor da. Şimdi hocalarım konunun daha iyi anlaşılması için şöyle görseller yaptık. Hazreti Peygamber'i şöyle kalp şeklinde yaptık. Yani şöyle insan şeklinde değil de bir kalp şeklinde daha uygun gördüm. Umarım bir sıkıntı olmaz. Hocam zayıf hadisler ikiye ayrılır. Bir senet kaynak. Senet kaynaklı hadislerin birincisi mürsel hadistir. Mürsel hadis tabiinin sahabeyi atlayarak hadisi peygamberden almasıdır. Ama nasıl mesela? Şöyle notumu da açayım bazen unutmamak için. Şöyle hocam. Mesela bu ravi Buhari olsun. Buhari hadisi bundan almış. Bu da bundan almış. Bu da bundan almış. Bu da bundan almış. Bu da bundan almış. Yani tebe-i tabi'in tabi'inden almış. Ancak tabi'in sahabeden hadisi alması gerekirken sahabeyi atlamış, direkt Hazreti Peygamber'den almış. Ne oldu? Sahabe burada düştü. Sahabe eğer düşerse mürsel hadis olur. Sahabe eğer düşerse, yani kim atladı? Tabi'in eğer sahabeyi atlarsa, direkt Hazreti Peygamber'den hadisi alırsa, hocam bu mürsel hadis olur. Hocam mürsel hadis konusunda en önemli eser Ebu Davud'un Kitabül Merasili'dir. Bu eseri unutmayın. ÖSYM bir tanım olarak bunu sorabilir. Bir, ikincisi bir hadis verir. Mesela hadisi işte, uzun bir hadis verir ve ravileri verir. İşte bu ravi bunu atladı der. Bu hangi hadistir? Genel olarak böyle bir şey bekliyorum ben. Böyle bir soru gelebilir. Fakat üçüncüsü ise İşte mürsel hadis konusunda en önemli eser hangisidir veya kimindir? Ebu Davud'un Kitabül Merasili çok önemlidir. Bunu bilin hocalarım. Şimdi münkatı hadiste hocam inkıta demektir. Yani düşmek burada yine düşme olacak. Münkatı hadis hocam aslında üç çeşidi vardır. Fakat genelde biz tek bir çeşidini biliriz. ÖSYM'de genelde bu ilk çeşidi sorar fakat yine de ikinci ve üçüncü çeşitleri bilin diye bilmenizi isterim. Yani aklınızda bulunsun münkatı çıkabilir. Genelde çok kaynak bunu almıyor ama biraz hani detaylı araştırdım, işte duydum hani bu hadis kitaplarını inceledim. Yani bu tarz hadisler de varmış. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Birazını işleyelim. Hocam şimdi birincisi ÖSYM'nin de sorduğu genelde münkatı hadis nasıl olur? İşte ravi alır. Şu ravi tebe-i tabiinden alır. Tebe-i tabiin ise tabiinden alması gerekirken sahabeden alır. Yani tabiin düştü. Tabiini atladı. Kim? Tebe-i tabiin. Sahabe de peygamberden alır tabi. Şimdi burada tabiin düştü değil mi? Bu münkatı hadistir. Bu bir. İkincisi, senedin ortasında eğer bir ravi düşerse yine münkatı olur. Bakın senedin tam ortasında bir ravi düştü.
yine münkatı olur. İlla tabiinin olması gerekmiyor burada. Fakat diyelim sadece bu düştü. Eğer bu düşerse, yani sahabe düşerse mürsel olur. Yani şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Örnek diyelim ortasına, eğer ortasına gelirse, bir kişi olursa veya peş peşe olmazsa münkatı olur. Bakın şu işaretlediğim yerler mesela şu düşebilir, şu düşebilir, şu değil de bu yanlış olmuş olabilir, şu işarete bakmam lazım. Şu mesela düşebilir, şu düşebilir, şu zaten münkatıydı, şu özellik. Yani ortada gelirse, bir ravi düşerse yine münkatı olur. Fakat diyelim hocalarım, burada mesela şu üçüncü örneğimizde ard arda olmama kaydıyla, bakın peş peşe olmama kaydıyla birden fazla ravi düşerse yine münkatı olur. Bakın burada tabiun düşmüş, tabiun onu atlamış, tabiundan sonra bir ravi daha düşmüş. Burada ne oldu? İki tane ravi düşmüş. İki tane ravi düşmüş fakat peş peşe değil, ard arda değil. Bu da münkatı. Bunu parantez içinde hocam hatırlayın. Parantez içinde olur da mesela soruyu gördünüz ama soruda böyle bir şey yok. Aklınıza bu parantez gelsin. Ama ÖSYM sorarsa yine bunu sorar. Tabiun düşerse münkatı. Sahabe düşerse mürsel. Bitti. Hocam mudal hadis senette iki veya daha fazla ravinin peş peşe düştüğü hadistir. Yani şu kırmızı yazdığım yeri muhakkak hocam kodlayın. Peş peşe düşecek ya. Burada ard arda düşecek yani. Mesela hocam ravi bu ravi hakta bu raviden almış. Bu ravi buradan alması gerekirken iki tane atlamış. Tebi tabi undan almış. Daha sonra bu normal bir şekilde devam etmiş hadis. Buradan alınmış tabiun sahabeden, sahabe Hazreti Peygamber'den. Burada ne oldu? İki kişi, iki veya daha fazla da olabilir. Mesela üç kişi de olabilir. Ancak peş peşe yani. Örnek verin biri burada, biri burada olmaz. Eğer öyle olsaydı o zaman münkatı olurdu zaten. Peş peşe olmak kaydıyla mudan olur. Ya da mesela üç kişi var burada. Bu da ikinci bir örnek. İki olur, üç olur, dört olabilir. Muallak hadis ise hocam şöyle kodlayabilirsiniz. Hani başım çok muallakta. Başım çok muallakta kelimesini, cümlesini hatırlarsanız direkt aklınıza baş gelsin. Yani senedin başı gelsin. Bakın hocam burada diyelim bir ravi hangisi olsun? Mesela Ebu Davud olsun. Ebu Davud bu raviden alması gerekirken bunu atlamış. Aslında hatayı yapan mesela Ebu Davud bu adam değil. Bu düşmüş yani. Bu bundan almış. Hatayı yapan bu. Fakat burada baş olarak burası kabul edilir. Yani bu da kabul edilir, bu da kabul edilir. Eğer baş derse muallak hadistir hocam. Bakın senedin baş tarafında bir veya birkaç ravi ya da tamamı düşerse muallak olur. Yani şurada dikkat etmeniz gereken mudal hadisle muallak hadisi ayırt etmenin farkı şu. Eğer senedin başı derse cevap muallaktır. Bakın burada da 3 kişi düşmüş, burada da 5 kişi düşmüş. Çünkü ard arda peş peşe düşmüş değil mi? Bakın burada peş peşe 3 kişi, burada da peş peşe 5 kişi. Fakat senedin başı düşmüş bakın. Burada senedin başı düşerse muallak. Aslında şöyle bir yorum yapılabilir. Her mudal hadis muallak hadistir denilebilir. Ancak farkı şuradan anlamanız gerekiyor. Peş peşe düşerse muallaktır. Senedin baş tarafı peş peşe düşerse muallaktır. Ancak senedin bakın baş tarafı değil, baş tarafı düşmemişse, ortada bir yerde peş peşe düşmüşse mudaldır. Felsefe derken hocam. Hocam şöyle özetleyelim. Eğer sahabe düşerse mürsel olur. Eğer tabiun düşerse münkatı olur. Şunları parantez içinde bilin. Eğer peş peşe düşerse iki veya daha fazla ravi mudar olur. Ancak senedin baş tarafı düşerse muallak olur. Hocam müdelles hadis ise örnek gelin hocam. Bakın bu bir ravi, yani bir öğrenci, bir talebe. Bu ise hadis, muhaddisçi, hocası.
Şimdi bu ravi hocasıyla görüşmediği halde hadis almamış. Bakın hocasıyla görüşmemiş. Ancak hadis de almamış. Bu bir. İkincisi, bu ravi hocasıyla görüşmüş fakat hadis almamış. Yani hocasıyla görüşmüş. Hocam nasılsın, iyi misin? İşte hal hatır sormuş ancak hadis almamış. Bu iki. Üçüncüsü, bu ravi hocasıyla görüşmüş fakat farklı hadisleri almış. Mesela ameller niyetlere göredir hadisini almamış da gitmiş men kezebe aleyye müteammiden hadisini almış. Kim benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın hadisini almış. Yani hocasıyla görüşmüş fakat farklı bir hadis almış olmasına rağmen işitmediği bir hadisi ondan duymuş gibi nakletmesidir. İşitmediği bir hadisi hocasından duymuş gibi nakletmeye müdelles hadis denir. Yani hoca, öğrenci aynı çağda yaşıyorlar. Öğrenci hocasıyla görüşmemiş. Bir, öğrenci hocasıyla görüşmüş ancak hadis almamış. İki, öğrenci hocasıyla görüşmüş fakat farklı bir hadis almış olmasına rağmen işitmediği, duymadığı, görmediği bir hadisi hocasından almış gibi rivayet etmiş. Buna müdelles diyoruz. Onlar senet kaynaklıydı. Şimdi ravi kaynaklı hadislere geldik. Hocam ravi kaynaklı hadisler birincisi hocam muzdarip hadis. Hocam muzdarip deyince aklımıza şu gelsin. Ya muzdarip oldum hangisini tercih edeceğimi bilmiyorum. Bu kelimeyi hatırlayın. Muzdarip oldum hangisini tercih edeceğimi bilmiyorum. Aynı şekilde hadiste de böyledir. İki zıt hadisi veya birbirine çok yakın olan iki hadis arasında kalıp birini diğerine tercih edememek. Bakın bu adam yol ayrımına gelmiş. Sağa mı gideyim, sola mı gideyim? Çok kararsız, muzdarip olmuş. Bir yolu diğerine tercih edemiyor. Ve şöyle bir hadis hocam mesela. Birinci hadiste diyor ki Efendimiz, İbn-i Macid'e geçiyor bu. Malda zekattan başka bir hak yoktur diyor. İbn-i Mace zekat 3 hadisi. Başka bir hadiste ise malda zekattan başka bir hak vardır. Şimdi malda zekat verdin. Başka bir hak var mı yok mu? Hadis ne oldu? Aslında böyle zıt içerikli mi? Evet. Yani şöyle zıt derken hocam mesela bu hadis nesh olunmuş olabilir. Yani nesh edilmiş olabilir. Bu yüzden iki hadis arasını eğer tercih edemiyorsa muzdarip olmuştur. Buna da muzdarip hadis diyoruz. Bu kadar. Muzdarip unutmayın kelime olarak. Hocam metruk hadis terk edilmiş olarak hatırlayın. Yani yalancılıkla itham edilmiş bir ravinin bilinen kurallara ters olarak rivayet ettikleri bu rivayetlerin de münferit yani tek kaldıkları hadislerdir. Bakın buradaki balık yalan söylüyor. Bilinen kurallara ters hareket ediyor. Arkadaşlarıyla beraber gitmiyor. Diğer balıklarla beraber gitmiyor ve ters hareket ediyor. Hocam burada tek kaldı mı? Kaldı. Münferit kaldı mı? Kaldı. İşte buna metruk hadis diyoruz. Metruk. Fakat bu yalancılıkla itham edilecek. Metruk. Yalancılıkla. Bakın kırmızılaşmış zaten. Yalan söylediği için. Şeklinde kullanabiliriz. Maklup hadis deyince hocam aklımıza ne gelecek? Yer değiştirmek. Bakın buradaki balık yerini beğenmiyor. Hop diğer şeye akvaryuma artık cama atlıyor. Ne yaptı? Yerini değiştirdi. Aynı şekilde hadiste de böyledir. Yani ravilerin isimlerinin veya metindeki kelimelerin yerlerinin değiştirildiği hadislerdir. Örnek diyelim şöyle bir hadis aldım hocam. Mesela sizden biriniz beni çocuğundan, anne babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe tam anlamıyla iman etmiş olmaz. Hocam bu maklup bir hadistir. Neden? Çünkü bunu ben değiştirdim. Örnek şöyle. Siz, hadisin gerçeği şöyle. Sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Ne oldu? Bu kelime yer değiştirdi mi? Buradayken bunun önüne geldi mi? Geldi. Dolayısıyla maklup oldu. Yani kelimeler metnin içindeki Hazreti Peygamber'e ait olan kelimeler yer değiştirirse bu hocam maklup olur. Bir. Ancak ÖSYM şöyle bir şey de sorabilir.
sadece metne bağlı kalma, yani sadece kelime değil, raviler de yer değiştirebilir. Örnek diyelim, Hazreti Peygamber bu hadisi şerifi Hazreti Ebu Bekir'e aktardı. Hazreti Ebu Bekir de Hazreti Ömer'e aktardı. Yine sahabe tabakası. Hazreti Ömer de Hazreti Osman'a aktardı. Yine sahabe. Hazreti Osman da Şube bin Haccac'a aktardı. Ya da Şube bin Haccac'a aktardı diyelim. Tabiun, tamam mı hocam? Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Şube. Fakat ÖSYM şunu sorabilir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Şube bin Haccac. Ne oldu? Ömer'le Osman yer değiştirdi. Yani senette eğer yer değişikliği olursa yine makrup olur. Sadece metne bağlı kalmayın. Metinde kelimeler yer değiştirebilir, cümleler yer değiştirebilir veya senette birden fazla ravi yer değiştirirse o zaman ne olur? Makrup olur. Buradaki balığın yer değiştirdiği gibi. Hocam münker hadis ise mesela bakın bu zayıf bir ravi. Bunlar da güvenilir raviler. Bu zayıf ravi bunlara muhalefet ediyor. Zayıf ravinin güvenilir ravilere muhalefet etmesine münker hadis denilir. Bu ravisi kuvvetli olan ravilere ise maruf denilir. O hadise maruf denilir. Ravisi kuvvetli olan hadise maruf hadis denilir. Bu da önemli bir bilgi. Yani zayıf ravi güvenilir raviye muhalefet edecek. Fakat şaz ile karıştırmayın hocalarım. Şaz hadis güvenilir bir ravinin kendisinden daha güvenilir olan bir raviye muhalefet etmesidir. Şazdan münkerde ne vardı? Burada zayıf ravi güvenilir raviye muhalefet ederken şazda güvenilir ravi kendisinden daha güvenilir bir raviye muhalefet ediyor. Aslında iki ravi de güvenilir. Fakat biri çok daha güvenilirli. Eğer iki güvenilirli raviden bahsedersen şaz. Zayıf ravi güvenilir raviye muhalefet ederse münker. Hocam muallel ise dış görünüşü itibarıyla, şu kelimeye de dikkat edin. Dış görünüşü itibarıyla sahih, yani doğru kabul görünen, herkes tarafından görülemeyen, ancak işin uzmanı yani muhaddisçiler tarafından fark edilen gizli bir kusurun olması ve o kusuru araştırması ile bulunan illetli hadislere muallel hadis denilir. Yani illetli hadis muallel. Dış görünüşü, yani biz baktığımızda bu hadis doğru, sahih bir hadis olarak görüyoruz. Fakat mesela bir muhaddisçi gelir, bu hadis işte illetli bir hadis. Burada gizli bir kusur var. Şurada şu hata var diyebilir. Kim bunu biliyor? Hadiste ün yapmış, yani uzman kişi, muhaddisçi bunu görüyor. Ancak biz hadisten hani detaylı olarak bilmediğimiz için, muhaddisçi olmadığımız için bize bu hadis doğru görünüyor. Dış görünüş itibariyle sahih kabul ediyoruz ve öyle algılıyoruz. Ancak hadis uzmanı kusuru görüyor, illeti görüyor. Buna da muallel hadis denilir. Şimdi senedin özelliklerine göre hocam sınıflandırmaya geldiğimizde muttasıl hadis nedir? Senedine hiç ravi düşmesi olmayan, yani isnat zinciri kesintisiz olan, mesela Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman işte Şube bin Haccaca, o işte Buhari'ye şeklinde hiçbir ravi düşmeyecek arada. Senette kesintisiz olursa bu muttasıl olur. Muttasıl hadis olur veya. Muan'an hadis ise hocaları andan hatırlayın. Müen'ende de ise en vardır. Senedinde bir veya birden çok ravi ile hadisi aldıkları hoca arasında en edatı bulunursa bu muan'an hadis olur. Bakın an Arapça olarak. Ancak en ne olursa senedindeki iki veya daha fazla ravi arasında en ne edatı bulunursa bu da müen'en olur. Ancak şuna dikkat edin, müen'ende iki veya daha fazla olması gerekir. Muan'anda ise bir veya birden çok ravi arasında olabilir. Yani burada bir veya birden çok, burada ise senedinde iki veya daha fazla ravi arasında olması gerekiyor.
Ancak şuradan çıkarırsınız yani enne ya da an. Buna muhakkak denir. Kelime köküne bakın. Hocam senet veya metnin müşterek özelliklerine göre sınıflandırması şu şekilde oluyor. Müsned hadis muttasıl bir senetle rivayet edilen merfu bir hadistir. Yani muttasıl hadistir. Ravi düşmesi yoktur. Buna da müsned hadis diyoruz. Merfu diyoruz bir diğer anlama. Hocam müdrek hadis ise ekten hatırlayın. Bakın burada bir pantolona yama yapılmış. Bir ekleme yapılmış mı? Evet. Müdrek, ek, ekten hatırlayın. Bir ravinin hadisin isnadına veya metnine aslında olmayan bazı sözlerin eklenmesi. Mesela şurada bir hadis var mı bakalım. Örnek diyelim. Ameller niyetlere göredir değil mi? Şu gerçek bir hadis, hiçbir ekleme yok. Ancak şöyle dersek, şüphesiz ki ameller niyetlere göredir. Ne oldu? Burada hocam şüphesiz kelimesini ekledik değil mi? İşte bu eklemeye müdrek denilir. Ekleme olacak. Bu kadar. Ekten hatırlarsanız yaparsınız. Yani bir ekleme olacak. Hadisin isnadına yani senette de olabilir. Örnek diyelim 4 tane ravi var. Sahabe, tabi'un, tebe-i tabi'un ve ravi. Araya bir kişi daha eklenirse ekleme olmuş çünkü senede ekleme olmuşsa yine müdrek olur. Yani sadece metin değil. Hem senede hem de metne ekleme yapılırsa müdrek olur. Muharrefte yine harften hatırlayın. Harf, senet veya metindeki harf hatası yapılmış olan hadisedir. Harf hatası varsa bir hadiste bu muharref olur. Harf. Kelimenin kökünde harf var. Ancak eğer senet veya metinde noktalama, bakın şu noktalamalarda bir hata varsa, mesela burada işte C iş değil de ne diyelim? Başka mesela Ceysu diyelim değil mi? Şe'nin noktaları gitti. Ceysu oldu. Ne oldu? Burada hocam noktalama hatası oldu. Veya işte Ceysu diyeceğine Ceysu denildi. Ceysu. Harekeleme hatası oldu. Eğer noktalama ve harekeleme hatası varsa, musahhaf harf hatası varsa muharref. Bazı kaynaklar bunlar tam tersi ama doğrusu budur hocam. Harfin köküne inin. Harf varsa muharref. Ha noktalama ve harekeleme hatası varsa musahhaf. Bu kadar. Hayusu aynı. Hocam ben bence şu çok önemli. Şu mütabi ile şahit çok çıkmadı. Ancak çıkması çok yüksek. Yani soru potansiyeli olabilecek bir yer. Lütfen buraya çok dikkat edin. Şöyle hocam mütabi çok önemli ve çıkabilir. Şöyle işleyelim. Hocam bakın mütabi nedir? Tanım sorabilir veya hadiste kim neyi söylemiş o sorulabilir. Mütabinin tanımı şudur. İki hadisin senetleri farklı, metinleri lafzen aynı. Bakın hocam. Hazreti Peygamber ameller niyetlere göredir hadisini Hazreti Ebubekir'e aktarmış. Hazreti Ebubekir tabiuna aktarmış. Tabiun, tebe-i tabiun aktarmış. Tebe-i tabiun da Buhari'ye aktarmış. Yani son raviye aktarmış. Ameller niyetlere göredir. Hadisini Buhari almış, rivayet etmiş. Bu bir. İkinci hadiste diyeceğim yine aynı. Hazreti Peygamber hadisi sahabeye, sahabe tabiuna, tabiun tebe-i tabiuna, tebe-i tabiun da aynı hadisi Müslim'e aktarmış. Ameller niyetlere göredir. Burada ne oldu? Metin burası mı? Burası. Burası senet mi? Senet. Burada metinde herhangi bir değişiklik oldu mu? Hayır. Ameller niyetlere göredir. Ameller niyetlere göredir. Herhangi bir değişiklik yok. Metinlerin lafzen aynı olması bir. Fakat senette bir farklılık olursa, mesela bakın burada Buhari değişti, farklı oldu. Çünkü diğer hadiste Müslüm var. Senette bir farklılık metinde aynen lafzen gelirse bu mütabi olur. Senedi farklı, metinleri lafzen aynı olursa bu mütabi olur. Ancak senetleri farklı. Mesela buradaki gibi. Aynı hadisin senetleri burada. Senetler yine farklı. Buhari, diğeri de Müslim. Fakat
lafzen de farklı. Bakın burada ne vardı? Metinleri lafzen aynı. Ameller niyetlere göredir. Aynı şekilde rivayet etmişler. Ancak burada şahitte metinleri lafzen farklı olacak. Bunlar hadisi alırken biri yedullah demişlerdir, Allah'ın eli demişlerdir. Diğer grup ise Allah'ın kudreti olarak almışlar. Allah'ın eli değil de kudret olarak almışlar. Yani burada metnin lafzı farklılaştı, değil mi? İşte eğer senet farklı, metinlerin lafzen aynı olursa mütabi. Fakat senetleri yine farklı, metin lafzen de farklı olursa o zaman şahit. Yani burada dikkat etmeniz gereken aslında metindir. Metni aynıysa mütabi, metni lafzen farklıysa şahit. Ancak tabii şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani senet de farklı olacak. Yani ikisinde de senet farklı. Eğer karıştırıyorsanız ikisinin senedi farklıdır hocam. Bakın bunun farklı, bunun da farklı. Fakat burada metinler lafzen aynı. Burada ise metinler lafzen farklı. Bir ravi ne kadar güvenilir olursa olsun tek bir kanaldan gelen hadise güvenilmez. Hadisin farklı rivayet zinciri aranır. Buna itibar denilir hocalarım. İtibar bu kavram da önemli.